Efendim selamlar. Milli ara olmasına rağmen o kadar çok Beşiktaş'la ilgili gelişmeler yaşanıyor ki kimi zaman televizyonda dile getiriyoruz, kimi zaman efendime söyleyeyim burada dile getiriyoruz. Tabii bugün Cuma efendim öncelikle herkese hayırlı cumalar. Ramazan da geliyor. Herkese şimdiden hayırlı Ramazanlar dilerim güzel insanlar. Evet, bugün Cuma, Beşiktaş için farklı bir gün. Neden farklı bir gün? Vodafone Park'ta taraftarı açık bir antrenman. Doğu tribünün biletleri bitti. Kale arkalarından birini açmışlardı en son, öyle biliyorum. Ve bir TRT'den, burada tabii rakam simgesel. Önemli olan taraftarın gelmesi, zorlu Trabzonspor deplasmanı için takıma destek vermesi, Valerian İsmail'e destek vermesi, Valerian İsmail'in nereye geldiğini fark etmesi, nerede olduğunu fark etmesi, tabii ki biliyor Beşiktaş'ın nasıl bir takım olduğunu ama o enerjiyi bence hissetmeli. Beşiktaş taraftarının da ne kadar coşkulu olduğunu görmeli bence de. Tabii ki bu açıdan baktığınızda iyi bir karar diye düşünüyorum. İkincisi, benim de dün son sayfada Yılmaz Hoca'yla çok güzel bir yayın oldu. Çok da keyifli bir yayın oldu. Tabii Yılmaz Hoca'nın da Güvenç Kurtar'ın da yabancı hocalarla ilgili birçok teknik alanda görüşleri biliyoruz. Bugün Güvenç Kurtar'ın, Valerian İsmail, Torrent bunlar kim ya? Ayakkabımı atsam onlardan daha iyi antrenörlük yapar gibi ifadeleri var. Tabii Türkiye'de elbette bir yabancı teknik adamın daha çok talep görmesi yerli hocalar açısından tabii ki yani bu duruma tepki göstermeleri normal ama şimdi İngiltere Ligi ne yapsın? Yani İngiltere Ligi kaynıyor yabancı hoca. Yani hep böyle baba takımların başında yabancı hocalar var. Burada da tabii ki şunu diyebilir yerli hocalar. Sen bana öyle hocalar getir ben sesimi çıkarma. Ama onların bütçesi başka, buranın bütçesi başka, güzel insanlar. Dolayısıyla yabancı teknik adamlar bu lig için bir risktir. Yine Yılmaz hocamın söylediği gibi Derval giderken ona demiş ki sizde önce bizde önce iş sonra insan gelir ama sizde önce insan sonra iş gelir. Yani önce insanı ikna etmeye çalışıyoruz. Önce insanı motive etmeye çalışıyoruz. Sonra iş hakikaten enteresan. Ben hep söylüyorum yıllık 2 milyon euro verdim bir adamın sırtına hadi koçum hadi aslanım benim bu hafta oyna diyorsam ben o parayı niye veriyorum o zaman derim. Yani işim bu oynayacaksın. Almanlar böyle bakıyor ama bizde evet çok enteresan bir durum. Bence yani Derban'ın söylediği altına imza atarım. Şimdi gelelim işin piyanist tarafına. Piyaniş biliyorsunuz ki kalitesiyle, oyun zekasıyla tartışılmaz ligin en iyi oyuncularından biri. Ama performans açısından baktığınızda tabii ki birçok oyuncunun gerisinde kaldı bu sene. Ama bu sene Beşiktaş'ın kötü gidişatında birçok oyuncu, sadece o değil, Gezer, Rozier, Alex Teixeira, Batshuayi, efendime söyleyeyim yerli oyuncular, Atiba hatta geriye gitti. Dolayısıyla sakatlıkları da göz önünde bulundurursak, kondisyon sorununu da göz önünde bulundurursak biz Pjanic'i tabii ki bu seneki performansıyla ipe çekemeyiz. Yani futbol topu ağlar Pjanic'i ipe çekersen ama tabii ki Beşiktaş'a artık Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra Beşiktaş'a lüks gelir demiştik parası açısından. Şimdi oyuncu diyor ki efendim ben seneye tekrar kalmak istiyorum. Bunu zaten ilk kez söylemiyor. Bunu daha önce söyledi. Fakat daha önce söylediğinde bu kadar ciddiye alınma değil de ciddi derecede gündemde değildi. Çünkü daha ligin sonunda çok var. Bu köprünün altında daha çok sular akar mantığıyla Pjanic'in bu isteği artı bu isteğin yanında bir sponsorluk, bir reklam anlaşması gibi o zaman kanılabilir demişlerdi. Tabii o zaman Beşiktaş yönetimi reklamı nereden bulacağız? Bulsak kendimize buluruz belki demiş olabilirler. Fakat yakın zamanlarda Pjanic gene yönetimden yeni sezonda da şartlar uygun olursa ben kalmayı istiyorum. Kalmak istiyorum. Ailem buradan mutlu. Ben burada çok mutluyum. İstanbul'u çok seviyorum. Biliyorsunuz ki bu Balkan bölgesinin oyuncuları işte Laiç, işte Vida. Hakikaten İstanbul için onlar çok farklı. Hatta bunu Süleyman Bilic'de de söyleyebiliriz. Çünkü benim kendi arkadaşlarım zaman zaman bana söylerdi o dönemlerde. Ya sen az önce Bilic buradaydı. Nerede? Neresi orası? Beyoğlu Balık Pazarı. Ne yaptı? İşte balık aldı. İşte marul aldı. Onu aldı. Alışveriş yaptı. Bindi taksiye gitti dedi. Derlerdi bana.
şehrin pazarlarını, semtlerini, eski semtlerini gezmesini seviyordu. Bu Balkan bölgesinde yaşayan Hırvat, Boşnak, Sırp ne olursa olsun İstanbul'u gerçekten çok seviyorlar, güzel insanlar. Piyaniç de böyle bir düzen kurdu burada. Ben Piyaniç'in buradaki arkadaş çevresini de 3 aşağı 5 yukarı duyuyorum. Bayağı Türk arkadaşları var. Yani bir Türk gibi yaşıyor. Ama yönetim de diyor ki arkadaşım tamam sen bizi seviyorsun. Biz seni seviyoruz. Eyvallah da yani bu iş bu kadar böyle şey olmuyor. Ucuz olmuyor. Sen bir fedakarlık yapacaksın. Nedir fedakarlık? Yani bu Barcelona'da aldığın para ne olacak? Onlarla durumun ne olacak? Ama Beşiktaş yönetimi ona demiş ki bizim sana vereceğimiz para belli. En fazla yani totalde belki de 2. Yani sen 2 dersen ben anlaşırım seninle. Bunu diyen Ahmet Nurçebi. 2 milyon euro ama tabii ki bunun yanında mutlaka ekstralar falan olur ama evet Piyanist derse ki ben 2 alıyorum. 2'yi kabul ediyorum. Ama ben de yap o zaman 3 senelik kontrat. Bir dahaki sene 2,5 veya işte prim alırım, şu alırım, bu alırım. Totalde iyi bir rakama gelinebilir mi? Evet. Bunu yönetim kabul eder mi? Piyaniç kabul ederse yönetim de kabul eder. Valerian İsmail kabul eder mi? Bence de kabul eder. Çünkü önemli bir orta saha oyuncusu. İyi bir etrafla bence iyi işler yapabilir diye düşünüyorum. Ama Valerian İsmail onu 6'da mı oynatır, 8'de mi oynatır, başka alanlarda mı oynatır onu bilmiyorum. Onu bilmiyorum. Tabii bu daha çok konuşulacak bir konu. Fakat Beşiktaş'ta böyle çok büyük bütçeler artık yok. Hani oyuncu derse ki bana 3 milyon euro ver, 4 milyon euro ver. Bu mümkün değil arkadaşlar. Bu şimdi kimi hatırlatıyor? Anderson Talisca'yı. Şimdi Anderson Talisca'ya da aynısı söylenir. Yakın zamanda işte Talisca soruları çok geliyordu ya. Ahmet Nurçebi orada şifreyi verdi size. Ondan daha iyisi gelsin ne dersiniz gibilerinden. Galiba ondan daha iyisi mi veya onun kadar kalitelisi mi, onun kadar yeteneklisi mi var. Yani dünyada Talisca bir tane mi? Yok. Yani Talisca isim olarak bir tane de Talisca yeteneğinde oyuncu bir tane mi? Hayır. Aboubakar yeteneğinde bir tane mi? Yok. Var. Şans bulamayan çok adamlar var biliyor musunuz? Bakın dünyada şans bulamayan oyuncular, size söyleyeyim genç oyuncular. Menajerini değiştirmeden dolayı, değiştirmediğinden dolayı. Çünkü o yapıların kendi menajerleri vardır bilirsiniz. Efendim hoca torpilsiz diye, efendim işte kulüp torpilsiz diye falan gibi nedenlerden dolayı çok böyle büyük yetenekler o barajı geçememişlerdir. Dünyada oyuncu çok. Genç yaşta bulduğun zaman yetiştirmesi size ait. Dolayısıyla Valerian İsmail'in genç oyuncu yetiştirme özelliği, geliştirici özelliğine bakarak Beşiktaş böyle bir hoca getirdi. Yarışmacıdan öte değil. Bak yarışmacı özelliği zaten var da. Ama en önemlisi geliştirici. Çünkü sen mesela ya Messi'yi zaten adamlar 12 yaşında buluyor. Öyle adamları buluyorlar zaten. Onları senin gidip 15, 16, 17 yaşında bulman imkansız. Adam onu 12 yaşında bulup alıyor. Onların herkes önce haberi oluyor. Ama bazı oyuncuları üzerinde durman lazım. Yetenekli ama geliştirmen lazım. Mesela Messi, Ronaldo çok farklı oyuncular. Çok farklı yetenekler. Neymar çok farklı yetenek. Mbappe çok farklı yetenekler. Ama bu örneğin Aboubakar'ı 17-18 yaşındayken Aboubakar böyle değildi ama böyle olabilir potansiyeli gören bir hoca onu farklı yerlere götürebilir. O nedenle geliştirici ve yetiştirici hoca transferleri kulüpler için önemlidir. Çünkü üretim futboluna geçiyor. Dolayısıyla ben Ahmet Nurçebi'nin orada Talisca sorusu geldiğinde ondan daha iyisini alabiliriz demesi bana çok enteresan geldi. Demek ki var bir şeyler. Yani bu şey için de geçerli. Aboubakar için ondan daha iyisi. Ama oldu ya Talisca gündeme geldi. İşte Talisca'ya denilecek olan şey Piyaniç'in ne denildiyse o. Piyaniç kardeş sen böyle yap diyor ya aynısını Talisca'ya. Gelmek mi istiyorsun? Budur. Geliyor musun? Geliyorsun. Geliyorsan o zaman buyur kapı açık. Gelemem dersen Allah yolunu açık etsin. Durumlar böyledir. Yani Piyaniç kalmak istemesi doğrudur. Ama yönetimin de önerdiği rakam budur. Yarın bugün Talisca ve Aboubakar gündeme gelirse önereceği rakamlar budur. Olma ihtimalleri zayıftır. Ama yönetimin elinde scout listesinde eğer Talisca gibi, Aboubakar gibi oyuncular varsa ben bırak o olmuşlarını öbür gençlerine bakarım. Onların genç hallerine bakarım. İkinci nokta ise şu arkadaşlar. Bütün plan program hazır.
sağ bek mi? Ön mü? Mevki salladım. 3 tane 3 4 tane list oyuncu orada duruyor. 1. sıra, 2. sıra, 3. sıra, bütçe şu bu. Sol bek mi? Böyle böyle. Orta saha mı? Evet, o da. Hepsi hazır. Hepsinin yeri belli. Hocanın da listesi var. Bunlara da 2-3 hafta sonra bakılacak. Daha önce de videoda belirttiğim gibi. Biraz sabır ama bu işler bittikten sonra gene sabır. Yani Yılmaz Vural dün yayında söyledi. Hıyar bile 6 ayda yetişiyor arkadaşlar. Yani basit bir hıyar gibi gözüküyor ama o bile 6 ayda yetişiyor. Ya yani bırakın da futbolcu da, yani futbolcuya da birkaç sene, biz hocaya da ve yapılanmaya da, projeye de birkaç sene verin. Çünkü Beşiktaş köprüden önce son çıkışta Türk futbolunu görüyorsunuz arkadaşlar. Bu ortamda ayakta kalmak çok kolay değil. Biraz da bu güç sizlerin elinizde, sabır. Efendim, sağlıcakla kalın. Herkese iyi hafta sonları.